Evet, dün topu topu 4 tane geçmişiz lan. Ha bir de geçenden var 5. Bu neymiş? Seviyeye oyna bakayım. Uçan tabut. Dil konusunda üniversitede zorunlu hazırlık vardı. İlk ders hoca "What is your name?" diye sordu. Ben "I am from Tokat" diye cevap vermiştim. Sene sonunda hazırlığı geçen az sayıda kişiden biriydim. Emek vermek yeter diyor. Aynen öyle uçan tabut. Ya ben onu sadece bilgi olsun diye söylüyorum. Kesinlikle bahane değil bu arada. Ya insan uğraşırsa öğrenir canım. Benim de mesela şöyle bir olayım var. Üniversiteye ilk gittik. Bilgisayar ve şeyden İngilizce'den muafiyet sınavları var. İkisine de böyle deli gibi çalıştım. İngilizce'den üniversitenin yarısı geçti. Ben kaldım. Bilgisayardan üniversiteden iki geçti. İki kişi geçti sadece biri bendim yani. Ya bilgisayardan geçip İngilizce'den kalan tek ben vardım. Ya bilgisayar dedim de bu arada bilgisayardan çok anladığımdan değil. Böyle ezber teori şeyler vardı ya. O tarz sorular vardı yani. Bildiğin hiç böyle bir mantığı olmayan ezber sorularıydı. Nasıl çalıştın İngilizceye? Ya oralara girersek şimdi. Orada adam o zamanlar bilgisayarlarda hızlı çocuklarıydık. Yok yok ya. Bilgisayar dediğim gibi öyle ezberdi yani. Çıkmış sorular vesaire vesaire şeylere çalışırsınız. Üniversiteler iyi bilir ya. Böyle formalite dersler. Onun gibi bir şeydi. Ama işte çok ezber istiyordu. Hadi bakayım neyse. Ne diyor bu şimdi? 28 bin dolarımız var. Aa, materyalimiz de sanki kısıtlı mı? 4 tane mi var? Şunları kullanmıyoruz. Bir şey gelip gitmiyor. Basit oğlum bu el ya. Bu el basit. Bak şöyle dümdüz yol çekeceğiz buraya, tamam mı? Aa, olmadı dur. Burayı geri silelim. Burayı dümdüz çekeceğiz. Niye öyle oldu? Böyle düz yapsak ne olur ki ya? Para da yetiyor valla. Basit bu bölüm, ben size söyleyeyim. Şura çok saçma oldu yalnız. Şunu da kapat bakayım. Maşallah maşallah. Güzel. Bravo. Arası uzun ama. Ha şuralar çok uzun. Bunlara destek lazım. Tamam, hallederiz ya. Bak şöyle yapacağız. Buradan buraya. Bir destek. Buradan buraya. Hatta şunları düşürelim. Destek vermede sıkıntı çekiyor, onu gördüm. Şöyle birazcık bura eğimli olsun ha. Bravo. Güzel. Tamam. Şuralara bir destek verelim. Aynı şekilde sağa da. Bunların olmadığı yere de üstten tahtayla destekleriz ya. Buradan destek alıyor zaten. Hafif sağ meyilli olsun. Şunu ver bakayım şöyle. Maşallah. Evet. Otobüs takılacak kesin diyor. Otobüs de bir enteresan bu arada. Bu yaylı mı ya? Şu arası değil bunun. Tamam. Burayı alttan destek alıyor zaten. Şunu da hafif sola çekelim. Tamam ya böyle bir görelim en azından. Şunu kapatmayayım. Ne diyorsunuz? Geçer mi? Gene bir ümit vermiyor mu? Ne çirkin köprü. Ya şey yapsın yeter ki arkadaşım ya. Ya. Güzelliği çok da önemli değil yani. Geçsin yeter. Bakalım bakayım. Evet. Bravo. Bu ne? Bükülüyor bu ya. Daha yarıyı da geçirmedi. Gene sıkıntı olacak mı? Oo gelmiş param.
Prime abonelik hakkımız hemen olalım. Mr. Matt K3 3. ayında. Hoş geldin kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Vattel'in ikinciliği için yayınlar. DFG Aures. Eyvallah eyvallah. Hoş geldin. Şimdi burada belli başlı sıkıntılar oldu. Ama ben anlamadım. Buranın çökmemesi lazım ya. Bir de çok şey ama çirkin ya şurası. Ondan biraz öyle oldu ya. Bunu böyle daha düzgün yapmamız lazım. Ha! Yok bu da olmuyor ya. Azıcık daha iyi mi yapalım? Alt destekler yetersiz. Tamam onlara döneceğim de şu görsel de azıcık güzel olsun diye uğraşıyorum ya. Bir tane şöyle yapsak. Şimdi bu eğilip bükülüyor ya. Çok fazla eğim olduğu zaman bir tık daha eğimi Tu Allah cezanı versin senin be. Böyle olsun bakayım. Heh. Allah. Şöyle yapalım bakayım ya. Sağ alttan otomatik yol çizebiliyorsun Suat diyor. Şurası mı? İzleme aracı. Sağ alttan otomatik yol. Evet bu yol bir çirkin oluyor ben anlamadım ya. Bak şöyle yapacağım bu yetişmiyor da. Neyse dursun. Tamam. Şimdi buna bir de destek vereceğiz. Şöyle. Buraya da destek vereceğiz. Bak bir de diğer problem ne biliyor musunuz? Ben bunu böyle uzattıkça uzattım ya. Şunların uzunluğu da maliyeti etkiliyor ya. Kırmızı yere tıkla yol gelir diyor. Deneriz deneriz onu da deneriz. Şu an yapmışken dursun. Tamam. Şurası yetersiz. Para bitti ya. Vallahi para kalmadı. E para bitti. Daha da yazmam diyor. Reox. Ne yazdın da geçirdin? Sağ da çöküyor. Evet, sağ hiç olmadı zaten. Ben anlamadım bu işi ya. Para yetmiyor. Ya arkadaşlar bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Şu bence stratejik bir hata. Zaten şu desteği burayı tutuyor. Hadi bunu biraz daha şuraya yönlendirmek lazım değil mi? Şöyle. Gibi mesela. Bu zaten burayı güçlü tutuyor yani. Ondan sonracığıma şunu da yapalım. Tamam, şunları da maliyetine düşürelim azıcık. Para cebimizde kalsın. Heh. Bakalım bakayım nasıl olacak. En azından ilk etabı görelim. Müthiş. Bu arada harbi müthiş oldu ya. Çok iyi. İnanılmaz. Tamam, mantığı anladık. Güzel. Hilmi abi olmadan zor gibi de. İzle şimdi. İzle. İzle bak. Halledeceğiz. Ne dediniz siz? Bunu alın dedin. Şöyle. Ha, uy, bravo lan. Ama bozdu burayı ya. Şöyle olsun. Tamam. Şimdi aynı şekilde buraya destek veriyor zaten. Biz şöyle yapacağız. Bu bir. Paramız var mı? Güzel. Oo, para da bayağı var. Tamam. Fena değil gibi ya. Şunu da ver bakayım. Ha. Şurada bir sıkıntı olabilir. Evet. Abi
sorma ya. Çıldırdı yine. Sağ altta da tıklamıyor hala diyor. Lan sağ altta ne var ya? İzleme aracı. Şekillendir. Kilitle. He, şunu mu diyorsunuz? Şekillendir. Dur bakayım şunları şöyle kısalım biraz maliyetten. Güzel. Şuraya destek lazım ya. Burada sıkıntı yaşıyoruz. Hah! 306'yı bir yerden kısarım ben. Hatta şöyle yapabiliriz ya. Şunları bir indirsek. Bir de şurayı indirsem. Müthiş. Sağda sıkıntı var ya. Orta alt güçsüz. Yine bir 500 şeye gideceğiz. Sağ taraf mühendislik dehası mı? Ben anlamadım sağ tarafı ya. Bir de şeyden de kaynaklı sıkıntı var. Bak şu yol çok üstte. Tamam mı? Bunu alta alıyoruz. Şunu kapat. Şuraları da kapat. Bak bunları alta al. Heh, şunun maliyetini düşür ya. Şu direktman şuraya bağlanabilsin. Heh. Çok güzel. Para gene yetmedi vallahi. Bir bakalım bakayım. Burada da sıkıntı var. Sağ kırmızının yanındaki çubuk boşta. Şu değil mi? Evet burada. Burada bir sıkıntı var bu arada. Dur bakayım. Aa, bir dakika ya. Of 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 of. Bak yine müthiş bir hata yaptık. Şimdi şuradan yolu alıyoruz, tamam mı? Bakın yolu buradan aldım. Desteği direkt buradan alıyorum. Buraya maliyet harcamıyoruz. Müthiş bir fikir. Ondan sonra bunu dümdüz getiriyorum. Hah, bu kadar ya. Bak buraya hiçbir maliyet harcamayacağız. Çok güzel. Bir tek buradan destekleyeceğim şimdi. Hah. Şunların hafif maliyetini düşürelim şöyle. İnanılmaz oldu bu arada ya. Nasıl? Sıkıntı yok. Nerede hata yaptık ya? Şuranın gücü yetmedi ha. Benim anlamadım. En saçma yerde kırıldı ya. Bura niye kırıldı? Bura zaten destek alıyor buradan ya. Şunu yine güçlendirilmiş yol koysak. Şöyle. Şuradan birazcık daha kemeri sıksak. Bu sefer de burada gidecek ya. Ha yo yo, güzel güzel güzel, bravo. Yalnız bu bayağı iyi ha. Güçlendirilmiş yol bayağı güçlü. Eğim fazla köprüyü kırdı diyor. Evet, şuranın eğimi birazcık sıkıntı oldu ya. Buranın eğiminde problem var. Yani şöyle mi yapmamız lazım? Sanırım şurayı şu şekilde yapmak lazım ya. Şöyle. Oldu gibi. Hadi oğlum. Bu sefer olmuş olabilir. Bak eğim daha iyi. Bravo. Ya şura çok çürük ya.
Bugün bir bölüm bile geçemeyeceğiz anlaşılan ya. Ondan inşaat mühendisi mezunu diye. Evet, şura çok çok zayıf, çok zayıf. Vallahi anlamadım ben bu işi. Şunu sat, bu çok para yiyor. Bunun yerine düz yol çekelim. Bak şu an net geçer ama maliyeti çok arttırdık. Bak net geçecek ya. Bak. Ama işte maliyeti aştık. Dürüldü, dürüldü araba. Üst üste bindi. Demek ki sıkıntı maliyetten kaynaklı değilmiş. Buraya farklı bir çalışma lazım o zaman ya. Şimdi sol tamam. Solda problem yok. Güzel, bravo. Buraya ne yapabiliriz ki ya? Ben arabayı sağ salim şuraya götürdükten sonra zaten buradan sonra ne olduğunu bir önemi yok. Şöyle bir yokuştan gitsem. Deneyelim mi böyle bir şey? Fırlatalım arabayı ya. Şöyle yapalım. Bu daha da sıkıntı yalnız. Bu daha da sıkıntı, ben söyleyeyim size. Bu daha da problem. Yanlışı seçtik. Heh, bunların birazcık bütçesini düşürtmek lazım yalnız. Deneyelim, olmazsa üstüne gitmeyiz ya. Şura kendiliğinden sarı ya. Evet. Bu da yattı. Ortadaki yolu kırmızıya bağla. Ortadaki yolu kırmızıya bağla. Onu az önce yaptık. Şunu diyorsun. Şunu az önce yaptık. Şu ne alaka onu da anlamadım. Bu niye bu kadar kısa ya? Şu bozuyor bak ben size söyleyeyim. Şu acayip bozuyor işi ya. Bunu tam tersinden yapacağız. Buradan alacağız, buraya götüreceğiz. Hah. Şunu da kıs bakayım. Böyle daha iyi bak. Tamam, para da var. Para da var. Artık yok. Full güçlendirilmiş yol çeksen. Ama ona da destek lazım. Onu da dur deneriz. Bu olmazsa onu da deneyelim ya. Kaç etti? Oy, ucu ucuna. Ucu ucuna gene para ya. Şuradan kıssak. Tamam, 200'ün lafı olmaz. Hadi bakayım ya. Geçerse düzenlerim ben onu. Bu sefer geçebilir ama ha. Şura gene zayıf. Şura gene zayıf ya. Evet, şuradan kaynaklı problem var. Evet. 35. Bak sonra sadece ne ortaya güçlendirmiş çeker misin diyor. Sadece. Ha, aa evet evet evet, bravo. Bak şurayı. Bravo. Sadece şu yıkılan kısma çekeceğiz. Tamam, anladım. 28 9 17. Geçerse ben bir yerlerden kısarım. Bir deneyelim. Ama gene aynısı olacak gibi ya.
be ya Rabbi ya. Bak bu sefer de bura kırıldı. Tam tersini yapsak. İyimini azalttı. Tamam onu da deneyelim. Şöyle diyorsunuz siz ya. Burayı komple sileceğiz. Şunu sündür bakayım şöyle ha. Ah, buradan sonra zaten düşer geldi değil mi? Tamam. 33 oldu. Çok pahalı oldu ya. Bir dakika şunu çek bakayım. Şöyle yapalım. Burayı da aradan bağlayalım. Şurayı da güçlendirilmiş yol yapalım. Maliyeti sonra düşünürüz. O aradan gider suya düşer şimdi diyor. Hadi bayım bakalım bakayım ya. Burada bu şura bir sıkıntı oldu yalnız. Şura. Orayı tutan bir şey yok. Sarı. Bura problem. Şuraya bir destek lazım. Bir tane demir atsak. Hah şimdi olur işte bak bu sefer oldu. Aa, şu ağırlık tehlikesini mi gösteriyor? Helal be! Lan! Eşek o nasıl sürüş ya? Ama şoförün de bir eşekliği var yani gördün. Bir de maliyeti açtık bu arada ama oluyor. Helal oluyor bak. Bunu şimdi kırpacağız. Belediye olarak birazcık bütçe kısıtladığına. Şoförde bir eşeklik var onu gördük. O yüzden şurayı aşağı indireceğim. Şöyle. Tamam. Şöyle. Şöyle burayı hafif eğelim. Tamam. Şunu da birleştir. Gene 28.849 hala yok. Hala bir kısıtlama lazım. 335 daha. Şura bayağı güçlü ya. Buradan sanki bir şeyler kısabiliriz gibi ya. Hah! Ne oldu lan? Bura niye böyle oldu ya? Biraz fazla mı kıstık buradan? Ben az önce yaptığımızı unuttum. Az önce ne yaptık ki ya? Vallahi az önce yaptığımı da unuttum ben ya. Tamam, bu buraydı. Bir de bunları birbirine mi bağlamıştık şöyle? Sağ alttaki demiri unuttun diyorsun. Hangisi? Şunu mu? Bunu çekmedik zaten ya. Dur bakayım. Bu nasıl ses lan? Dur eski haline bir geri getirelim. Ben ne yaptığımızı unuttum ya. Hah eski hali buydu bak. Eski hali buydu. Şimdi burada 2755 bir bütçe kısıtlılığına gideceğiz. Ben soldan başlayacağım ya. Şu soldan kısalım ilk başta. Tamam. Ne yaptı? Hiçbir şey. Hiçbir şey oldu ya. Şöyle kıssak birazcık buradan. Tamam. Şuradan birazcık kısabiliriz. Tamam. Şurayı birazcık kıssak. Dur oluyor mu bir görelim. Ona göre bir daha bir bütçe kıssak. Ne oldu lan? Solun gücü yetmedi bu sefer.
Normal yol yapalım, güçlendirilmiş yerine. Evet, denenebilir. Burası son şeyindeymiş zaten ya. Bunu kız. Bak, bunu normal yola çevireceğiz. Bunu düşüreceğiz. Şunu hafif şöyle maliyeti. Bravo. Bravo bak, bu güzel. Bunun maliyeti düşürdük. Hatta şöyle yapalım buraya. Tamam. Bakalım bakayım. 1500'e kadar düşürdüm. Eşek ya. Bu şoför eşek, ben size söyleyeyim ya. Evet. Çete klip atabiliyor muyuz? Yok, şu an atamazsın diye biliyorum. Ama oyunda şey var ya. Bir sonraki yayın öyle mi yapsak acaba? Mesela siz bana... Acaba oyunu olanlar mı yapabiliyor bunu? Twitch entegresi bilen var mı bunun? Bana köprü mantığı yapıp gönderiyorsunuz, ben onu uyguluyorum. Öyle bir şey var sanki. Suat abi, sen de sıkıntı şoförde mi diyor? Sence diyor Kubilay. Yani bilmiyorum. Bilemedim valla. Çok maliyet harcadık ya. Şöyle yapsam. Bak şu. Şimdi sistem güzel, Allah var da. Bak şurayı kısalım, tamam mı? Şöyle bir. Şu yolun hafif aşağıdan gelse. Bak bu hep maliyeti kısaltır. Ha, böyle olsa. Şöyle. Ama nasıl azalttı? Hiç azaltmadı maliyeti ya. E geçebilir şu anda da, maliyeti azaltmadı ya. Helal lan, valla eşeksin ya. Vallahi tam eşek bizim şoför ya. Geçti geçti de. Yok arkadaşlar, bütçe belediye iflas edecek bu gidişle ya. İşte kopya çekmek gibi olmasın ama şu galeriye bir bakalım bakayım ya. Nasıl yapmışlar ya? Aa, adam ne güzel yapmış be. Adam valla tatlı yapmış yani. Ne diyorsunuz? Bunu geçtik sayak mı ya? Geçemedik ama haberiniz olsun yani. Adam Nizami yapmıştı. Saydık bile. Ama arkadaşlar bakınız, burada sıkıntı şuradan kaynaklı. Bak burada bütçeyi şurada fazla açtık, görüyor musunuz? Anlamadım ki ya. Bir de bizinkine mi bak? Bizimki güzel ya. Niye öyle dediniz ki ya? Fena değil bizimki. İlyas Kaya ikinci ayında güzel, bol, eğlenceli yayınlar diyor. Eyvallah İlyas, hoş geldin kardeşim. Bu ne şimdi? Şurada niye yol yok? Dur hızlıca geçsin, bir sonrakine geçelim ya. Oy! Daha iyi oldu. Bravo. Tamam. Bu ne şimdi? Bu daha zor ya. Şimdi şöyle bir şey var. İlk başta bunu alacak. Sonra bunu alacak. Buradan dönüp bunu alıp... Ha yok, bu sonuncu, pardon. 2, 3. Ha yok. Nasıl lan? Ne yapacak bu ya? İlk başta bunu alacak. Bunu aldıktan sonra bunu alıp finish'e mi gidecek? Ben anlamadım bunu. İlk başta bunu alacak. Buradan gelip bunu alacak. A2, A3 diyor.
Suat sen bunu hayatta geçemezsin diye. Gemi de var. Vallahi bu 1-2 saat sürer ha. Ama yaparız. Şimdi sıralama önemliyse bittik. Şimdi ben bunu götüreceğim üstten. Bunu alacak. Alttan gelip bunu alıp yukarı nasıl dönecek ki bu araba? Dur bir deneyelim bakayım. Bir şey deneyeceğim. Bir saniye. Bir deneyelim. Bir niyetini öğrenelim oyunun. Bir niyeti neymiş bir görelim. Ha tamam. Şeyin bir önemi yok anladığım kadarıyla. Sıra şeyin bir önemi yok. Sıralamanın bir önemi yok. Evet, hidrolik. Buraya hidrolik lazım. Şimdi onu halledeceğim. Şimdi buraya bir tane düz yolu çiziyoruz, tamam mı? Bu inip kalkan bir yol olacak. İnşallah. Evet. Şöyle yapalım. Bravo, zor. Şunu bir kapat bakayım ya. Şöyle yapalım bunu. Sonracıma hidrolik buradan aşağı gidecek. Ha! Müthiş. Bu nereye gidecek lan? Ha bunu da şöyle yaparız. Bak bunu da halledeceğim bir saniye. Buraya normal yol yapacağım zaten. Müthiş. Bunu da hallettik. Bana olmayacak gibi geliyor ama. Hayırlısı bakayım ya. Bunu halledeceğim. Şimdi bak burası aşağı inecek ya. Şura olmayacak. Burası aşağı inecek. Bura olmayacak. Tamam bakın şimdi. Ya bu oyun bozuk ya. Vallahi bu oyun niye olmuyor ben anlamıyorum. Niye hidrolikler çalışmıyor bu oyunda ya? Nasıl ya? Bu aşağı iniyor işte. Bu neymiş? Kırılma şeyi diyor. Şöyle yapsam. Oha! Uy! Daha! Nasıl lan göremedim? Niye düştü o ya? Ha, şurası sıkıntı. Tamam. Evet anlamadık ya. Şeyi gördük ama anlamadık. Bu ne lan? Bu burada olacaktı ya. Şurası problem bakın. Onun için de şöyle bir destek gerekiyor. Müthiş. Tamam. Köprü in. Dur, o gitsin. Köprü. Köprü inmedi. Oğlum bu köprü nasıl insin ya? Şu... Bu köprü inmez ki. Şuralara da koymak lazım bundan. Bak şöyle olacak. Buradan alacağız. Şöyle olacak. Ha. Şu an oldu işte. Bak izleyin. Ha. Şu an inecek. İnsene lan. Tamam iner o iner. O iner şimdi. Ama şundan da kaynaklı bir problem var. Bak indi. Evet oradaki demir tutuyor. Onu koymazsak da çöküyor. Ben ne anladım bu işten ya. Komple buraya inecek bu. O zaman ne olur ki?
Nasıl tutarız? Tamam, çözdük burayı. Burası tamam. Tamam, burasını hallettik bu arada ya. Sol tamam. Şimdi bir tek sağ taraf kaldı. Tamam. Hemen sağ tarafa gidiyoruz. Şimdi sağ tarafı ben yukarı doğru süreceğim. Aşağıdan dönüp gelecek. Bravo, bak şimdi. Şöyle gelecek. Buradan zıplayacak. Sonra yol şuradan tekrar gelecek. Hah. Paramız var. Şunu tekli al bakayım. Şunu nasıl ayakta tutacağız şimdi? Bilmiyorum yani. En azından bir çalışıyor mu görelim ya. Dur bakayım. Şunu kapat ya. Buna gerek yok. Tamam, çalışıyor mu görelim. Ona göre ben bütçeyi kısıtlarım. Ama müthiş oldu bu arada. Bakar mısınız ya? İnanılmaz yaptım ha. İnanılmaz oldu. Bak bu inecek şimdi. Tamam, geri dön. O nasıl indi öyle ya? Sıkıntıyı anladık mı acaba? Üste niye yol var? Üstteki yol. Üste niye yol var harbiden lan? Bu zaten buraya gelip buradan geri dönüyor. Yani şura bile gereksiz yani. Burayı niye yaptık? Evet, evet, güzel. Gerçekten müthiş bir noktaya parmak bastı arkadaşımız. Tamam. Şunun bir sıkıntısını görelim. Ben anlamadım ya. Geliyor. Bak nereden patlıyor bu? Yani işte bu yüzden, anladınız mı? Çok sert iniyor, çok sert. Buraya güçlendirilmiş yol lazım. Buradan düştüğünde şuraya iki tane güçlendirilmiş yol atacağız. Hatta mümkünse şuraya da koyalım ya. O da hiç fayda etmiyor. Oraya da mı hidrolik koyacağız? Şöyle yapsak da yeter. Ulan bu ne kadar ağır bir araç ya. Durmayayım, şu eski sisteme geri döne gele. Hah. Bunun bir mantığı var arkadaşlar ya. Şu şeyi bir anlayalım öncelikle. Şura çalışmıyor ki. Gene anlamadım vallahi. Bura niye çöküyor olabilir ya? Şöyle yapsak. Hidrolik yüzünden mi? Evet, çok saçma. Ya bir kere bu ne alaka? Mesela bu çapraza çekiyor. Bu çapraza çekiyor. Bu sünen bir şey değil. Bunu mahvediyorlar ya. Oy, tamam, olayı çözdük o zaman. Bak şimdi. Olayı çözdük. Çok basit o zaman. Bak şimdi şöyle yapacağız. Bunu ikiye böleceğiz. Hidrolikleri buraya bağlayacağız ya. Aa, yetmiyor. Boyu yetmiyor. Hidroliğin boyu yetmiyor ki. Gene çok saçma bir şey yaptık ama. Şurayı da parçalanmaya meyilli. Heh. Bu bölünürken şura da olmayacak. Nerede bakayım, o şunu ver. Heh. Bu ne ya? Bak gördün mü? Ya ama vallahi sinir etti oyun beni ya. Saçma sapan oyun yapmışlar ya. Suat, adamı çıldırtma. İlk A2'ye inecek.
Sonra A1. Niye ilk A2 ya? İlk A1'e gidecek ya. Discord'da biri mi var? Hadi gidelim bakayım. Dur, bizimkilerden birisi gelebilir. Evet, şu yayın odasına bir geçelim. Yok arkadaşlar, ben burayı anlamadım. Buraya farklı bir sistem lazım. Şimdi ben istiyorum ki köprü aşağı insin. Sıkıntısız bir şekilde dümdüz aşağı insin ya. Tek istediğim bu yani. O yüzden ne yapacağız? Şunları birbirine bağlayacağız. Tamam mı? Bak, bravo. Ama şöyle yapalım. Tamam. Çok iyi. Şu birazcık sağ. Hah, müthiş. Bak, çok iyi oldu burası. Çok iyi. Aa, bütçeyi mahvettik ama olsun. Tamam. Hidrolik de böyle çalışsın. Ha. Böyle olmaz mı? Nasıl olmaz ya? Dur bakalım bakayım. Tamam. Şimdi parçalanacağı yer burası. Tamam. O yüzden evet, şuraların bağlantılarını evet. Tamam, bence oldu ya. Ama işte destek lazım buna ya. Soru işareti. İpuçları. Bazen hidrolik anlamak yeni ve deneyimli oyuncu biraz zor gelebilir. Evet hocam. Bazen hidrolikleri anlamak yeni ve deneyimli oyunculara biraz zor gelebilir. Geliyor. Bayağı zorlandık. Burada birkaç hidrolik örneğe bakabilir ve nasıl kullandığını görebilirsin. Aa, üste bağlamış bu. Ne saçma sistem yapmış ya. Böyle hidrolik mi olur ya? Hidroliğe gerek yok gidiyor. Ama arkadaşlar, para çok gidecek ya. Suat, iki tane köprü yap, hidrolik koyma. Arkadaşlar, onu yapmamın sebebi şu. Bak, düz geçilir bu bölüm ama bak, bu haliyle bile 30 binde 38 bin kullandık ya. Bu yol aşağı inecek ki aşağıdaki yolu yapmaktan kurtulacağız yani. Hidroliği kısa tutarsan çeker abi diyor. Hidrolikleri mavi oku geri çek itiyor. Şu an o kendini yırtacağım görür. Hidroliklerdeki mavi oku geri çek itiyor diyor. Ha, sen şöyle diyorsun. Tamam, dur. Tersten mi yapacağız? Ya uf, gene olmayacak da hadi bakayım. Burayı bu tutuyor ya. Bak. Burayı bu tutuyor. Hareket ettirmez ki ya. Tamam, indi. En azından aşağı indi ya. Yok arkadaşlar, ben anlamadım bu işi ya. Bu hidroliğin mantığını çözmek lazım ya. Neredeyse oluyordu. Hidroliğe vereceğim parayla yol yapılmaz mı? Hidrolik kaç para? 750. Yol kaç para? 200. Ama destek lazım. Buna da destek koyduk. Ama azıcık da sanatsal olsun istiyorum be. Şöyle. Ha, bak ne güzel be. Çok nizami oldu. Görüyor musunuz? Çok tatlı oldu bura. Her şey tamam da şu mantığı çözemedik. Bundan kaynaklı bir sıkıntı yaşıyoruz. Yapıyor. Ne yapmış mesela bunlar? Buradan mı başlatıyor? Daralt hidroliği. Daraltalım.
Hadi daraltalım bakayım İnönü'yü. Bu yukarı kaldırıyor bu arada. Tersten yapacağız ya. Tamam, %50 olsun. Hadi %50 olsun. Şu ne alaka? Şunu ben anlamadım. Bu bozuyor işi ya. Aa, bu iniyor buraya. Yok, bu köprüyü tutacak bir şeyi ben çözemedim ya. Hidroliği sadene madem. Dur bakayım, burada bir nefeslenelim ya. Vallahi bir nefeslenelim. Polinom 5 kişiye abonelik hediye etmiş. Eyvallah kardeşim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Lock the Game 2. yayında. Selamlar, iyi yayınlar demiş. Aleykümselam kardeşim. Hoş geldin. Umutcan. Abi adım Umutcan. Rica etsem doğum günümü kutlar mısın? Seviliyorsun diyorum. Umutcan, nice mutlu yıllara. Eyvallah eyvallah. Osman Osi 7. yayında. M. Taslan bu 2. yayında. Selamlar ekibi, yayınlar abi. İnşaat mühendisliğini beklenmeyecek hareketler diyor. Yani arkadaşlar biz daha köprülere gelemedik. Biz ne yapıyoruz? Kulübe. Yani köpek kulübesi ama tahtadan. Gaz balık. Çit nasıl çakılır? Uçuyorum yakala. Player Perfect ilk aylarındalar. 31 Raven ilk ayında. Veysel abim ve izleyicileri ziyarete gelmişler. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Veysel abi bak, dereceliğe gireceğiz ha. Bugün bir iki küme daha atlayalım ya. Kanka oradan A2'ye indir hidroliği. A3'e çıkarken koy. A2'ye indir. A3'e çıkar. A2'ye indir. Ha şöyle diyorsun sen. A2'ye indir. A3'e çıkarken koy. Şöyle mi? Gene yanlış anladık bence. Alkanom, ben senin yerinde olsam mimar beysi çekerdim. 2 dakikada çözer mimar sonuçta diyor. Mimar beys burada mı? Çözebilir misin mimar beys bunu? Burada mı mimar? Sait Han GDK ilk ayında. Toy 07 ilk ayında cümleten hoş geldiniz. Arkadaşlar şu an problemi anlıyorum ben ama mekaniği çözemedim. Bak şuraya şunu koyduğun zaman iş bitiyor zaten. Yani bu bunu tutuyor ama aşağı inecek malzemeyi de tutuyor. Bak şurasının bağımsız olması lazım. Şu kısmın. Aşağı inmesi lazım. Tamam eyvallah, burayı tutuyor ama aşağı indirmiyor buraya. Hidrolik desen destek oluyor mu, çalışıyor mu ben anlamadım. Hidrolikleri destekle. Oy, evet evet evet. Öyle yaptık zaten. Hidrolikleri destekledim alttan. Bak bunlarla. Mimar burada mı? Mimar Bey's. Bak gel ben anlat bakayım ya. Çözmek ister misin? Şu sistemi çözmek ister misin ya? Jack Sparrow 6 kişi abonelik hediye etmiş. Salim Özeren 8. ayını kutlamış. 8. ayın kutlu olsun kardeşim. Eyvallah Jack Sparrow, bu arada çok teşekkür ediyorum. Mimar Bey'i göremedim ya. Beraber çözülür diyor. Bak. Beraber muhakkak çözülür ya. Venix 5. ayında. Suat canımsın, seviyorum seni. Eyvallah kardeşim, çok teşekkür ediyorum. Samet Bey, iyi yayınlar Suat abi. Buradan son kastımdaki Doom Lord TV'ye ve sonra kaldığımızda bizden yumruk VSS isteyip Zopa yiyen faciaya selamlar diyor. 3. ayın kutlu olsun Samet. Taha Duman 10. ayında. Kompille Andrew'un ilk ayında. Cümleten hoş geldiniz. Evet yani... Belli sıkıntılar mı? Bir dakika. Aa, burada bir sıkıntı var. O niye orada? Bunu bunun için yaptık biz. Dur bakayım. Tamam. Şimdi çözüldü olay. Ya şu yine kaynaklı sıkıntı vardı. Bak aşağı doğru güzel çalışacak şimdi. Oldu. Aşağı çekmeye çalışıp şuna takılacak, şöyle inecek. İzleyin bak, şöyle. Tam tersi oldu lan. Nasıl öyle oldu? Bu Allah cezanı versin be.
Hidroliği destekle. Hidroliği destekle bilgisi hala kafamda ya. Şura problem ya. Bura ben anlamadım ya burayı. Bu ne alaka anlamadım harbiden. Bunlar ne alakaydı şimdi? İşte ya. Yo yo, hidrolin çalışma mekaniğini bir çözmek lazım. Bence hidrolikten kaynaklı. Bir çay alıp gelelim diyor. Afiyet olsun Sherlock. Bunları biliyoruz. Yok arkadaşlar ya. Mimar Bey dur be, Mimar Bey'in de şeyini alalım. Hadi seni çekeyim Mimar Bey gelmek istersen. Mimar Bey'in de bir şeyin önerisini alalım, ondan sonra kapatalım. Ben bu hidroliği bir öğreneyim ya. Hiç anlamadım vallahi. Video izle ya diyor. Yo yo, kendimiz yapalım ama. Ayırma noktalarının yönünü ayarla. Ha şunları diyorsunuz değil mi? Bunda da bir problem var bak mesela. Bunu nasıl çeviriyoruz anlamadım ben. Aha iki, oy dur bayım. Tamam. Robota dönüşüyor. Evet. Biraz çözüyoruz ama yavaş yavaş. Transformers oldu. Bu arada yapılır ha. Bak uğraşırsa Transformers yapılır. Ben size söyleyeyim, yaparız. Ama çok uğraşmak lazım. Ya yani buraya bir tane araba şeyinde bir şey robota dönüşü şeklinde bayağı uğraşmak lazım ama. Biz önce bir köprü yapak da. Tabii yaparız. Suat hidrolikler çekmiyor aşağıya. Yukarı itiyor. Ondan kırılıyor diyor. Abi ben anlamadım. Bu niye yukarı şey aşağı çekiyor gösteriyor o zaman? Ya bu şey yönünü göstermiyor mu? Genişlet. O zaman şöyle mi yapacağız? Şöyle diyorsunuz o zaman siz. Yok abi bunda başka bir problem var ya. Geliyor. Ama iyi de yaptık bak. Şurası çalışsa. Geçiyoruz bölümü de. Tamam bunu mesela oyundan çıksan bu köprü bozulur mu? Lan bozulsun ya. Bu köprünün neyi var ki ya? Tamam burada bırakalım arkadaşlar. Şükür bugün bir tane geçtik ya. Aa Mimar Bey'i unuttuk, evet. Mimar Bey aşağıda mı? Aha buradaymış. Çekiyorum kardeşim, hazır mısın? Mimar Bey. Mimar Bey'i unuttuk, evet evet, aman diyeyim. Dur şöyle bir çekelim. Şuraya taşı diyelim. Gelecekti değil mi? Şöyle bir çekiyoruz. Şuraya taşı. Yayın odası. Heh. Biraz duralım şöyle bir 5 saniye çekildiğini fark etsin. Sonra açacağım sesi. Alo? Alo? Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasıl, beğendin mi ya benim şeylerimi? Ben bildiklerimi unuttum ya. Ya Mimar hocam burada ne eksik ya? Şimdi ben bakıyorum göremiyorum ya. Ya bazı yerlerde o hidrolik kısımlardaki bağlantılar hatalı gibi sanki yani. O yukarıya kaldırıyor işte. Ya ben onu da anlamadım yani. Şimdi bu ne yapsak ki aşağı çeker? Şu an mesela arkadaşlar, oyunu bilenler, şu an yukarı mı itiyor bu? Şu an yukarı itiyor değil mi bu?
Ya aşağıda ise şey gibi görüyorum, o kırmızı demirler oradaki gücü yukarı veriyor. Yani onları tam tersi yapmamız gerekiyor. Aşağı mı yapmam lazım şunları? Ya hidrolikleri değil, o hidrolike bağladığımız demirleri daha farklı yapmamız gerekiyor. Güçleri. Ha şunları diyorsun. Ya ben zaten Evet. sıkıntı oradan kaynaklı. Mesela şunu şuraya bağladık ama çok mantıksız yani. Bu hareketi durduruyor. Tamam, şimdi bunu sildik. Hadi silelim bunu. Tamam. Bu yukarıdaki köprüyü nasıl güçlendireceğiz? Kendi kendine çökü veriyor bu. Bakınsana arkadaşlar ya. Oo. Biraz durdu ama. Ben anlamadım bu işi ya. Abi vallahi de buldum yöntemini diyor Virimen. Şimdi sen şunları kes diyorsun Mimar Bey. Şunları yanlış mıyım? Şunları kestim. Yani orayı sıfırdan tekrar yapabiliriz. Tamam. Şurayı komple sildim. Alt tarafı da sildim Aynen. şöyle. Ha. Şu Aynen. yukarıda problem var mı? Şuralar bölünüyor gibi yaptım böyle. Tamam. Bu bölme noktalarını aslında başka noktalara da verebiliriz. Tekli noktadan da Ha, yapabiliriz sen buraları da beğenmedin. Onu da değiştireyim. sanki. Demek baştan sıkıntı varmış. Kuyol olmamış böyle ya. Şöyle yapalım o zaman. Sen yolu da beğenmedin. Onu da baştan yapalım. Şöyle dur, sıfırdan çizeyim. Tamam. Yol güzel. Bak bu sefer güzel çizdik. Buna bir de destek de vereyim şöyle. Evet. Asıl destekler burada önemli işte. Destekleri verdiğimize göre hidrolikler ona göre yukarı kaldırıyor daireyi. Evet, ben de Yanlış diyorum. aynısını söyledim bak sen gelmeden önce. Tamam. Şimdi hidrolik, Şimdi... evet. Buna işte burası çok kritik arkadaşlar. Bakınız. Burada hidrolikleri, evet. Bu oyundaki verdiğimiz o kırmızı demirler hareket ediyor mu hidrolikle beraber? Yok onlar şey gibi böyle yani zemin. En güçlü şey hareket etmek iskelet gibi düşün onları. Kırmızıları, çelikleri. Yani hidrolikle beraber aşağı inmiyorlar yani. Yok. Öyle herhalde. Bilmiyorum Evet. arkadaşlar. Ben onu zemin olarak kullanıyorum. Mesela şöyle çekiyorum. Oy. Şöyle yapıyorum. Hidroliği bunun üstüne koyuyorum ya şöyle. Bunu zemin olarak alsın diye. İnmiyormuş, O... inmiyormuş. Tamam, inmiyormuş. Doğru söyledim. Evet. Yani şunu sadece şurayı indirsek o da çok saçma Evet, olur ya. sadece bir iki parça indirsek ve aşağıdaki bir parçayla otursa, mesela orta sabit kalsa yukarıdaki orta, sadece sağ ve sol inse aşağıya. Sağ ve sol. Ya ben şöyle düşündüm bak. İlk başta benim amacım şuydu. Şu üçlü parçayı, şu üçlü birimi komple aşağı indirecektim arkadaşlar. Size de anlatayım şöyle. Şurada da kendiliğinden bir yol olacaktı. Bak şöyle. Heh. İşte ortada kaldığı için de gücü kalmıyordu. O zaman kırılıyordu o zaman He, da. sen diyorsun ki bunu bir yerden şeyi bağlantılı insin. Parça parça indirelim diyorsun iki Ya parçayı. yani evet, sağa ve sola indirebiliriz. Yani aşağı ortaya da bir yol yapabiliriz sonra da. Ama Anladım. paramız yeterse. Dur bakalım ya. Dur parayı sonra düşüneceğiz. Şurada bittik, iflas ettik zaten. Harcadığımız kadar. Şimdi şöyle yapalım. Dur bakalım nerede o? Yalnız mimarcığım, bu böyle olmaz. Melihcan, Melihcan senin sesin yaz geliyor Benim sesimi kısmışsındır. ya. Heh, şu an iyi geldim. Şimdi Melihcan bak sen de az değilsin kardeşim yani. Sen de bir mühendissin. Sen ne diyorsun bu iş? Ben mühendisim ama tabii mimar benden daha iyi bilir ama bu Abi iş böyle bildiğimiz onu olmaz. geçirdin değil mi? Yaptığın yol değil bu arada Suatcığım. Diyeyim o yol değil ya. Onu ben şimdi aşağı köprü indireceğim. Bakınız. 2 Direkt 2 oturacak oraya. Ay 2 2 Aa ben şimdi anladım. Bu 2 2 yazdı. Buranın ayrılacak, bura kalacak. 1 1 burada kal. Ulan ben yeni çözdüm oyunu ya. 2 2 burada. Oy tamam. Dur bakayım. Tamam. Burası 1 1 olacak şimdi. Burası 2 2 olacak. Anladınız mı? Bak 1 1 Abi 1 1. soldan indirsin diye bir öneri geldi ama bilmiyorum. Ben hallettim şu an ya. Bak Mimar Bey'in de tavsiyesiyle bu olayı çözdük şu an. İnşallah. Yani ben şimdi Mimar Bey'e gereksiz sorumluluk yüklemek istemem ama bu olmazsa direkt Mimar Bey'in suçu. Evet. Olursa da ben yaptım. Gördünüz mü arkadaşlar? İmkansız. Şimdi parça parça inecekler. Bak parça parça. Tabii. Gördünüz mü? Aynen. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu Aa.
buralara güçsüz kaldı, anladınız mı? Onu da şöyle yapacağız. Of, çok iyi oldu bu arada ya. Çok iyi oldu, çok iyi. Oy, şöyle olmaz. Allah Allah. Ya ortada bir güç gerekiyor. Evet evet, kesinlikle ya. Bu inme kalkma... Yüzden... Bakın niye inmiyor biliyor musun? Hı-hı. Niye? Solda bak, soldaki yeşil şey var ya ayarladığın. Hı-hı. Onun bir üstündeki parçayı kırman lazım, düz parçayı. Doğru, bu arada bunu unuttuk Melihcan. Onu bağlıyor oradan öbür tarafa. Helalsin Melihcan. Gördün mü? Bak onu silince... Şunları unuttuk yalnız, dur. Bravo. Onu silince o Dutan oymuş Melihcan. Dutan oymuş demek ki. Ama ben bir şey söyleyeyim. Burada şimdi Mimar Bey de beni destekleyecektir. Buraya bu sistem olmaz değil mi hocam? Peki ben sana bir şey söyleyeceğim. Evet. Hani önceki bölümlerde böyle köprünün sağına ve en soluna ve yani en sağa ve en soluna iki tane hidrolik koyup aşağı doğru indirmeye çalışmıştın. En sağına ve en soluna. Evet, evet. Hatırlıyor musun? Hep aha, köprü sola doğru eğimliyordu, düşüyordu. Aynen, o tarz bravo. Direkt aşağı doğru indirsen, ortaları boş hep sağdan ve soldan. Öyle denedim az önce de orta güçsüz kalıyor. Mesela şunu sil diyor Melihcan, aynı mantık diyor. Şunu sil oraya diyor. Oraya bir şey noktası, kırmızıdan koyabiliriz oraya, sağ ve sol ineriz yani. O da başlayabiliriz. Ha, tamam. Dur bakalım. Oo, bravo, evet evet. Şöyle diyor. Ama bu da Allah'a emanet oldu yani hiçbir şekilde. Şöyle yapsak. Neye dayanıyor bu anlamadım da. Fazla malzeme. Göz boyama. Dur şimdi ben bunu bir... Tasarım olmadı ya, bu tasarım evet, olmadı. Evet, bu ya. Sistem buraya olmadı gibi ya. Bu sistem buraya olmadı. Buna bir şey düşüneceğim ben, biraz kafa patlatayım. Yok yok. Yok, buraya arkadaşlar. Bu zor çıktı bura. Şuranın gücü bir yerden alması lazım. Gücü aldığı andan itibaren de hareketliliği duruyor zaten. Alttaki çelikler kopuyor. O çeliklere yukarıdaki gibi üngeli destekler yap diyor. Yani şöyle mi diyorsun? Evet, o desteklerin üstüne mi oturacak? Yani bu oyunda içinden geçebiliyor mu yani odunlar dönüyor? Aynen, bak şu an yaptım. Tamam. Ne oluyor lan? Helal be. Yok yok. Evet, sol tarafta bir sıkıntı var gibi. Yani direkt başlangıç noktasında bir güç kaybı var gibi. Aynen, şurada da güç. Bravo, bak burada da yok. Evet. Şunu şöyle yapacağız şimdi. Bu da burayı tutsun ya. Burası kendiliğinden düşüyor ya. Şöyle ha. Ya tamamen bak, nokta atışı, ben size sıkıntı söyleyeyim. Hidroliklerin mekaniğini çözemedik. Ben onu söyleyeyim size. Bak şu yönler. 1-1-1. Doğru herhalde bu. Burada hala sıkıntı var gibi hissediyorum ya. Kardeşim bana gelen isyanları söyleyeyim mi sana? Evet. Allah aşkına hidrolik kullanmadan yapsın. Kafayı yedin burada diyen var. Abi söyler misin, bayrağı aşağıdaki bayrağı getirmesi lazım. Yukarı yapmaya çalışıyorsun, aşağı yol yapman lazım diyen var. Geliyor geliyor, bak bayrağı gelecek işte, şu ise. Düz yol yap ya diyor. Evet arkadaşlar ya, vallahi burada bırakalım bunu. Düz yol yaparız da, ben size biraz şov yapayım dedim de bir düz yolu da yapamadık ya. Ana meniye döner, bu neymiş? Ben buna bir maket falan yapayım güzel böyle. Aynen buna bir. Sen buna bir, evet, sen bir sunum hazırla, jüri olarak bunu değerlendir. Evet evet, şöyle bir şey yapalım, duvara yansıtalım arkada. Bunu bir değerlendirelim ya. Yoksa bu yol bitmez burası ya. Kardeşim teşekkür ediyorum Mimar Bey, gelip eşlik ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim, ne demek. Vallahi arkadaşlar aha da kapattım bu oyunu. Bu oyun biraz sıkıntılı bir oyun ya. PUBG'ye geçelim ufaktan.